şeyle de öyle kurt kapıya dayanmış. Kurt kötü ya. Kurtun biraz kurt olduğunu göstermek lazım. Orada horoz ne yapıyormuş? Horoz da. Uyuyormuş. Anladın mı? Oradaki yakın akrabalarımdan, çocuklarımdan şunu gördüm. Çocuklar Avrupa'daki çocuk kahramanları, çocuk hikayelerinden çok etkilendiklerini gördüm. Ve özellikle bizim Hollanda'da Sinterklaas diye genellikle yeni yıla, yılın sonunda gelen çocuklara hediye dağıtan bir karakter, çocuklar üzerinde çok etkili olduğunu gördüm. Ve bizim Türk ve Müslüman çocukların o karakteri yerini dolduracak bir karakter olmadığını gördüm. Ve bizim Nasreddin Hoca karakterimizi Avrupa'daki, özellikle de Hollanda'daki çocuklara tanıtmayı kendime bir misyon olarak koydum. Başımıza başlayacağız. Bir numara, iki numara, üç numara. Yaklaşık 25 yıldır Hollanda'nın ilkokullarında, ortaokullarında ve festivallerinde Nasreddin Hoca'yı özellikle temsili olarak tiplemesini yapıyorum. Hollanda'nın meşhur Maas nehri var. Oraya 6 yıl boyunca yoğurdumu çaldım. Deve, cüce, deve, cüce, deve, cüce. Sadece Nasreddin Hoca değil, Hacivat ve Karagöz'ün de dünyada ilk müzikalini yaptık. Bu karakterleri Avrupa'da, özellikle Avrupa'daki çocuklara tanıtmaya gayret göstereceğiz. Tabii bizim kahramanlarımız bol. Keloğlanımız var. Keloğlanımızı aynı şekilde tanıtıyoruz. Duyma özürlü çocuklarımıza oynadığımız sessiz tiyatrolar da var. Ve bu sessiz tiyatrolar tabii sadece Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Gittiğimiz her ülkede bu gösterileri yapabiliyoruz. Allah Allah! Yavrum bana yanlış mı söylediler? Dediler ki... Gittiğim her yerde Nasreddin Hoca'nın İngilizce ve Hollandaca broşürlerini dağıtıyorum. Gittiğim ülkelerde Nasreddin Hoca kimdir diye... Gel. Çabuk koş. Gel sahneye. Kanada'ya da gidiyorum. Türk çocuklarına ulaşmak için Amerika'ya gidiyorum. İngiltere'ye gidiyorum. Norveç'e gidiyorum. İsviçre'ye gidiyorum. İsveç'e gidiyorum. Danimarka'ya, Fransa'ya, Fas'a, Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'nin çeşitli şehirlerine gidiyorum. Senin adın ne? Esenler. Hangi okula gidiyorsun? Senin adın ne? Ben Karamanlı bir sanatçıyım. Doğduğum topraklara bir vefa borcum var. Buradaki çocuklara bir vefa, buradaki toprağa bir vefa borcum var. Onu bu yapmış olduğum sanatla eğer bir nebze ödeyebilirsem bana ne âlâ. Bana 3500 kilometre değil 6000, 10000 kilometrede olsa gelirdim.